Efendim sıradaki haber gerçekten günün en ilginç haberlerinden bir tanesi olabilir. Düşünsenize 28 yıl önce aslında dünyadaydınız ancak doğmamıştınız. Diyeceksiniz ki nasıl yani 28 yıl önce dünyadaydın ama evet efendim bir teknoloji var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel bir yöntem embriyo, dondurma ve nakletme teknolojisi. Yani teknik olarak 28 yaşında bir bebek dünyaya geldi. Ekim 2020'de doğan çocuğun embriyosu aslında 1992 yılında dondurulmuş ve dünyadaydı. Molly Gibson, Ekim 2020'de dünyaya geldi. Fakat onun yaşam yolculuğu aslında doğumundan 27 yıl önce başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Tina ve Ben Gibson çifti bir süre tüp bebek tedavisi gördükten sonra embriyolarını kullanmamaya karar veren ve daha sonra bağışlayan çiftlerden alınan embriyoları depolayan Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne başvurdu. Ekim ayında dünyaya gelen Molly'nin embriyosu aslında Ekim 1992'de dondurulmuştu. Molly en uzun süre dondurulmuş, doğumla sonuçlanan embriyo olarak rekor kırdı. Bir önceki rekorun sahibi de aynı aileden Molly'nin 3 yaşındaki ablası Emma. Hamilelik sürecini en güzel yorgunluk ve tükenmişlik olarak tanımlayan Anna Gibson, kızının bir mucize olduğunu söylüyor. Çift embriyo evlat edinilmesinden ebeveynlerinin yerel bir haber kanalında bu konuda bir haber izlemesiyle haberdar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda 1 milyon kadar dondurulmuş bebek embriyosu bulunduğu düşünülüyor.